Bu şu an İstiklal Savaşı'nda önemli bir yeri vardır. Yunan orduları komutanı General Trikoupis, Göhem köyünde esir alınmıştır. 1 Eylül 1922'de Uşak işgalden kurtulmuştur. Atatürk'ün o meşhur "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" emri Uşak'ta verilmiştir. Zafer yolunda Afyon'dan sonra Atatürk'ün vücuduyla şeref ve sevinç duyan ilk şehrimiz Uşak'tır. Yunan işgalinden önce Uşak, İstanbul hükümetinin tutumuna karşı Mustafa Kemal önderliğinde başlayan Milli Kurtuluş Harekatı, yurdun dört köşesinde destekleniyor ve yer yer müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuruluyordu. Uşak'ta da İbrahim Tahtakılıç başkanlığında Uşak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Yunanlar İzmir'e asker çıkarmış ve Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başlamışlardır. Bu sırada Uşak, hummalı bir faaliyet içindeymiş. Halk, Uşak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni destekliyormuş. Alaaddin Tiritoğlu, mahallen teşkil edilen ve kendisinin de idare ettiği ufak bir milli kuvvetin kumandanıymış. Ayrıca 1920 yılında kurulan Uşak Hücum Taburu'ndan başka, ihtiyat erlerinden 250-300 kişilik silahlı Uşak Milli Piyade Taburu kurulmuştur. Kısa bir süre sonra merkez, bucak ve köylerden 4 bölüklü Uşak Süvari Alayı meydana getirilmiştir. Bu sırada Uşak'ta bulunan Kuvayi Milliye ve 23. Fıkra Komutanı İzzettin Çalışlar, ilerleyen Yunan kuvvetlerine karşı koymak için İnay İstasyonu'na Uşak Hücum Taburu'ndan 1 bölük göndermiştir. Ayrıca cephe komutanlığı Sima mıntıkasında toplanmış, Yunanlara karşı taarruza geçen kuvvetlerin Uşak'ta bulunan birliklerle ve Uşak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin de yardımıyla desteklenmesini emretmiştir. Bu emir üzerine 23. Fıkra Kumandanlığı, diğer kuvvetlerle birlikte Jandarma Yüzbaşı İsmet İnönü Kumandası'ndaki Uşak Hücum Taburunu Demirci'ye göndermiştir. Çok az olan cephane ve bombalar da bu taburla birlikte yollanmış, bu sebepten Uşak cephesi zayıflamıştır. Fıkra'nın Uşak cephesinde kalan 68. ve 69. alayları, asker, at, silah ve giyim itibariyle hayli zayıfmış. Elde güvenilecek ihtiyat kuvveti olarak yalnızca Uşak Milli Piyade Taburu ile Uşak Milli Süvari Alayı kalmıştır. 27 Ağustos 1920 günü düşman kuvvetleri Alaşehir'den seri bir hareketle Uşak istikametinde taarruza geçmiştir. Uşak'taki 23. tümenin 1500 mevcudu varmış. Tümen, Uşak'ı örtmek ve müdafaa etmek için Sarayköy, Karakuyu, Karahasan köyleri hattında mevzilenmiş ve sol yanı ile Selikler köyüne kadar uzanmıştır. Kurban Bayramı izni yüzünden Uşak'ta mevcutları az olan Uşak Milli Piyade ve Atlı Bölükleri bırakılmıştır. Bunlar da Sarayköy üzerinde ilerleyen Yunan kuvvetlerine karşı cephe almak üzere o istikamete kaydırılmışlardır. Yunanlar Sandıklı Köyü Sarayköy hattına yanaşmıştır. Bu suretle Uşak Muharebesi başlamıştır. Yunanlar Musa çetesinin kılavuzluğu ile gece karanlığında Sarayköy ve Külköy arasında bulunan yüksek kayalara çıkmaya muvaffak olmuşlar. Daha o gün Demirci Muharebesi'nden dönen 44 ve 108 mevcutlu iki tabur ile Uşak'ta bulunan bir hücum bölüğünün geceleyin Yunanlara karşı yaptıkları taarruzla bu tepeleri ele geçirmek mümkün olmamıştır. 28 Ağustos sabahı muharebe düşmanın üstünlüğü ile devam etmiştir. Yunanlar yerli halkın direnmesine rağmen 29 Ağustos 1920 tarihinde Uşak'ı işgal etmişlerdir. Uşak'ın işgal altında kaldığı tam 2 sene içinde Büyük Millet Meclisi hükümeti Garp cephesini kuvvetli bir hale getirmiştir. Garp cephesi kumandanı İsmet İnönü, İnönü savaşlarını kazanmıştır. Ordular Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunu yenmiştir. Bunu Mustafa Kemal Paşa'nın Afyon Dumlupınar Meydan Muharebesi zaferi takip etmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın idare ettiği Türk kuvvetleri 30 Ağustos 1922 tarihinde Murat Dağları'nın doğu eteklerinde Çalköy'ü mıntıkasında Yunan ordularının büyük kısmını kuşatarak yok etmiştir. Türk ordularının imha hareketinden kurtulabilen ve General Franco kumandasında toplanan 1. ve 2. Yunan piyade tümenleriyle bir süvari tugayı ve meşhur Palantras müfredesi 1. kol ordunun taarruzu karşısında 30 ve 31 Ağustos günlerinde Halaçlar ve Kaplangı Dağı hattında kesin bir mağlubiyete uğramıştır. General Franco 1 Eylül 1922 günü ümitsiz bir halde Uşak'tan Kapaklar Kusura Deresi Elma Dağı hattında tutunmaya çalışmıştır. Sonra da Karlık istikametinde ilerleyen 6. tümenin önünde tutunamayarak kaçmıştır. Birlikler 1 Eylül 1922 günü ikindi vakti Uşak Ovası'nda şehre doğru süratle ilerlerken şehir yanmıştır. Bu sırada şehre ilerleyen birliklerin başında kumandan İzzettin Çalışlar bulunmuştur.
2 Eylül 1922'de Uşak işgalden kesinlikle kurtulmuştur. Uşak için gurur kaynağı olan konulardan biri de Yunan başkomutanı Trikoupis'in Eylül 1922'de Atatürk'ün komutasında bulunan Kafkas Tümen Komutanı Halit Bey tarafından Uşak'ta yakalanmasıdır. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nde bozguna uğrayan Yunan ordusunun büyük bir kısmı Dumlu, Büyük Oturak, Banaz, Kızılhisar ve Kapaklar üzerinden Uşak'a doğru çekilirken, Yunan orduları başkomutanı General Trikoupis'in de içinde bulunduğu büyük bir birlik, Combut Ovası'nı geçerek 2 Eylül 1922 günü Aşağı Karacahisar köyüne gelmiştir. Aynı gün 5. Kafkas Tümeni'ne mensup birlikler muhtelif savaşlar vererek, Elma Dağı'nın güneydoğusunda bulunan Göyem Köyü'nün doğu yakasına yaklaştığında Karacahisar ve Çumyuva köylerinin yanmakta olduğu haberini almıştır. Bir müddet sonra küçük rütbeli bir Yunan subayı Tümen Kumandanı'nın yanına gelerek General Trikoupis'in teslim olmaya karar verdiğini söylemiştir. 5. Kafkas Fıkrası Kumandanı Halit Bey, Liva Komutanı Hopalı Alariza Bey'e Yunan subayının getirdiği haberi bildirmiş ve gidip Yunanlıları teslim almasını emretmiştir. 2 Eylül 1922 gecesi saat 22.30 sıralarında Süvari Bölüğü Komutanı Sivaslı Yüzbaşı Ahmet Bey, esir generaller ile mahiyetlerini Bölmeli Tepe'deki 5. Kafkas Fıkrası Komutanı Albay Dadaylı Halit Bey'in yanına getirmiştir. Yunan komutanın Uşak'ta Atatürk'ün huzuruna çıkarıldığı ev şu anda müze olarak ziyarete açılmıştır.